Soner Yalçın, Şerif Gören, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Reha Erdem, Yüksel Aksu, Onur Ünlü, Derviş Zayım gibi onlarca sinema yönetmeni susuyor. Sinema yazarları susuyor. Türk sineması ile ilgili dernekler vakıflar susuyor. Heyhat, mahallenin delisi yine ben. Neyse ki Erasmus var. Deliliğe övgü eserinde ne diyor? Yaşamda ancak deliliğe yakalanmış olana gerçek anlamda insan denebilir. Konumuz İki Gözüm Ahmet filmi. Ahmet Kaya'nın yaşamından esinlenerek yapılan sinema filmi. Sanatçının yasal varisleri kızları Çiğdem Kaya Öztürk, Turaç Melis Kaya ve eşi Gülten Kaya filmden şikayetçi oldu. Dediler ki bizden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlemeler içeren eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve dünya kapsamında iznimiz yoktur. Varisler 7 Şubat'ta vizyona gireceğini öğrenince filmi durdurmak için 21 Ocak'ta yargıya başvurdu. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi 27 Ocak'ta açılan dava olmadığı gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddetti. Fakat aynı mahkeme 3 gün sonra yani 31 Ocak'ta filmin sinema, internet veya televizyonlarda yayınlanmasını durdurdu. Üzerinde duracağım salt mahkeme kararı değil. Sorun daha derinde. Politik doğruculuk. Farklı dil, din, kültür ve cinsiyetten kişileri incitmemek amacıyla özenle kullanılan düşünce ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan terim. Bu terimin yaygınlaşması Etnisiteyi siyasetin merkezine yerleştiren neoliberalizmin dünyada parladığı 1990'larda oldu. Farklı olanı incitmemek adına ifade özgürlüğü ve eleştirel bakış kısıtlandı. Bilirsiniz, ülkemizde de benzerlerini yaşadık, yaşıyoruz. Yobazlığı eleştirirseniz hemen din düşmanı yapılırsınız. PKK terörünü eleştirirseniz hemen Kürt düşmanı yapılırsınız tarihsel gerçekleri umursamadan Müslümanları, Kürtleri incitti diye Atatürk diktatör ilan edildi. Atatürk'ü savunanlar ulusal faşist yapıldı. Hakikat kimin umrundaydı? Yaşasın politik doğruculuk. Bu sebeple Ermeni soykırımı vardı. İsrail'i eleştirmek antisemist olmaktı. Politik doğruculuk sadece bizde değil dünyada hızla düşünce hürriyetini kısıtlamaya başladı. Ne yazık ki akademik dünya, ana akım medya, sosyal medya bu dayatmanın üssü haline geldi. Popüler kültürün öldürücü silahı, politik doğruculuğa uymayan her görüş fikir aşağılandı. İki Gözüm Ahmet filmine geleceğim. Özgürlük sorunu. Ahmet Kaya değerli sanatçımız. Ailesi hepimize emanettir. Her daim incelik gösterip hiçbir zaman incitmeyeceğiz kuşkusuz. Ülkemizdeki milyonlar gibi ailenin Ahmet Kaya'yı idealleştirmesini, ayrıcalıklı konuma yükseltmesini anlarım. Filme yönelik ahlakçı bakış açılarını kabul edebilirim, bu duruş politik doğruculukla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. Burada şu mesele ortaya çıkmıyor mu? Düşünce özgürlüğü. Sinema kurgu sanatıdır. İnandırıcı, doğrucu olmak zorunda değildir. Fotoğraf gerçektir. Sinema ise saniyede 24 kere gerçektir. Sinemayı gerçeklik üzerinde eleştiremezsiniz. Düşler şerididir. Biliriz ki biyografik hakikat diye bir şey yoktur. Hele hele senarist yönetmen aileyle aynı görüşte olmak zorunda mı? Öyle olsaydı bir çırpıda aklıma gelen James Brown, Billy Holiday, John Lennon, Jim Morrison, Edith Piaf, Ray Charles, Bob Marley, Freddie Mercury gibi sanatçıların filmleri yapılabilir miydi? Sadece iyi film, kötü film vardır. Ahmet Kaya'nın bir değil bin filmi yapılmalı. Kuşkusuz kimi çöp kutusunu boylar, kimi sanat eseri olarak anılır ve bunun kararını ancak tarih verir. Yazının girişinde bu sebeple sinema sektörü temsilcilerine sordum. Sessizliği kırmak zorundalar. Mahkeme kararı sansür değil mi? Ya bu karar emsal olursa? Sonuçta iki gözüm Ahmet filmine gider miydim? Tanıtımlardan anladığım kadarıyla hiç sanmam. Ama bu tavrım sinema özgürlüğünü savunmayacağım anlamına gelmez. Bakınız Ahmet Kaya'yı ölüme sürükleyen Kürtçe şarkı yapacağım demesi üzerine uğradığı ağır saldırılardı. Yani yaşanan özgürlük sorunuydu. Peki filmi yasaklatmak ne? Kendisine istediği özgürlükleri başkalarından esirgeyenler özgürlüğe ulaşamaz. Yeah. <clears throat> you